Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Göksel Aşan, Sayın Valim, Sayın Rektörüm, değerli protokol üyelerimiz, değerli yöneticilerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından IFCAP Building İşbirliği ile katılım finans sektöründe insan kaynağı potansiyelini arttırmak ve sektöre nitelikli uluslararası rekabete açık yeni yetenekler kazandırmak amacıyla hayata geçirilen katılım genç gelişim programının birincisi için Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sertifika, proje ödül töreni ve Türkiye'de katılım finansın gelişimi ve geleceği konulu panelimize hoş geldiniz diyor, şeref verdiniz. Saygıdeğer misafirler, sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm devlet büyüklerimiz ile aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve mütakiben İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Geleceğin dünyasında faize dayalı bir sistemin yerini risk paylaşımının esas olduğu katılımcılığın aldığı yeni bir finansal mimariye bırakacağına inanıyorum. Gelişim eğitim sürecinde sahip olduğum fikirlerimde değişim ve gelişime şahit oldum. Toplumumuzda kar amaçlı reel ekonomide yanlış bilinen algının düzeltilmesinde ve yeni projelerin geliştirilmesinde bizlere fırsat verildiği için çok teşekkür ederim. With the establishment of Istanbul Finance Center and also Katılım Finance Sector, I think it will help to support the development of Islamic finance in this country to be more robust and at the same time empower the Sharia governance of the participation banks. Geleceğime ilişkin iş bulmaktan daha çok iş yaratma konusunda planlarım var ki katılım genç gelişim programı sayesinde yeni bir sektör ve finansal kaynaklarıyla tanışıp daha çok üretim ve istihdama dayalı ekonomiye katkı sağlayacağımı düşünüyorum.
Bu programa katılma amacım lisans eğitimimin yanında katılım finans alanında da kendimi geliştirmeyi isteğimdi. Çünkü geleneksel finansa karşı güçlü bir alternatif olan katılım finans, değişen dünyamızda gelişerek yerini alacak ve yaygınlaşacaktır. Böyle bir değişime ayak uydurmak adına da katılım genç gelişim programı oldukça güzel bir fırsat. Bize bu fırsatı sunan herkese teşekkür ederim. Dünyada ve Türkiye'de yükselen değer, katılım finans alanında mevcut insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Katılım Genç Gelişim Programı, bu sektörde kariyer hedefleyen genç yeteneklere katılım finans alanında eşsiz bir fırsat sundu. İki aşamada gerçekleşen Katılım Genç Gelişim Programı'nın önümüzdeki dönemde daha da geliştirilerek devam etmesi planlanıyor. Kıymetli misafirler, İstanbul Finans Merkezi projesinin iki temel ayağından bir tanesi olan katılım finans alanında insan kaynağı potansiyelinin arttırılması, katılım finans alanında farkındalık ve finansal okuryazarlığın arttırılması hedefiyle düzenlenen ve bugün sertifika ve ödül törenini icra ettiğimiz etkinliğimizin hoş geldiniz konuşmalarını yapmak üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Arif Özaydın'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hazırın diyerek sözü uzatmadan zamanı ekonomik kullanmak istiyorum. Böyle bir programı Gaziantep Üniversitesi'nde düzenlemekle biz gerçekten onurlandık. Burada genç arkadaşlar var. Tabii bizim bütün amacımız ve önceliğimiz arkadaşlar sizlersiniz. Yarının Türkiye'si sizlersiniz. Biz sizi yarınlara hazırlıyoruz. Sık sık toplantılarda söylüyorum. Hazreti Ali'den bahsediyorum. 14 asır önce diyor ki çocuklarınızı yaşadığınız çağa uygun değil, onların yaşayacağı çağa uygun bir şekilde yetiştirin diyor. Evet biz de sizi yarının Türkiye'sine yetiştiriyoruz. Sizden ricamız şu, ne olur talep edin bizden biraz. Talep etmekten gelir. Bak biz ekonomi öğrencilerinin çoğunlukta olduğunu düşünüyorum. Davet ettim çünkü. Talep etmekten gelir. Talep edin. Şu anda dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bilmem okuyor musunuz? Ben Bitcoin'i de, Covid'i de, Ukrayna'yı da, dünyada olan her şeyin, evet tarihin sonuna geldiğini düşünüyorum. Yepyeni bir dünya kuruluyor. Bu dünyada yerinizi alacaksanız alternatifleri aramak zorundasınız. Tek bir finans kaynağı yoktur. Katılım finans gibi bir şey var. Okuyun biraz. Ben biliyorum üniversitelerde hiçbir iktisat fakültesinde bunlar okutulmuyor. Çok nadir. Adeta kapitalist ideoloji size iktisat diye okutuluyor. Homo economicus tip adam yetiştiriyoruz. Ama bu ülkenin artık ahlaklı, edepli insana ihtiyacı var. Sizi huzursuz eden ne kadar iktisadi gelişme varsa altında homo economicus tip adam vardır. Batı tipi insandır. Çıkarcıdır, bencildir, egoisttir. Bizim niyetimiz şu. Bu medeniyetin çocukları ahlaklıdır ve edeplidir. Alırken, satarken bu kavramlar üzerinden yürürsek dünyanın buna ihtiyacı var. Sözü çok uzatmayacağım. Sayın Başkanıma bir daha teşekkür ediyorum ve biz bunu yaygınlaştıracağız. Çünkü dünyanın, Türkiye'nin demiyorum bakın, dünyanın böyle bir medeniyet paradigmasına ihtiyacı var. Tarihin sonu tezine şiddetle inanıyorum. Evet, tarihin sonuna geldik. Umutsuz olmayın. Yeni bir iktisat, yeni bir medeniyet paradigmasına dünyanın ihtiyacı vardır. Bu yeni iktisat, yeni medeniyet paradigmasını inşa edecek işte bu kitledir. Son söz şu, bütün bu gelişmelerin sonunda
Türkiye öne çıkan bir ülkedir. Dikkat edin, ümitsiz olmayın. Kanaatimce iki ülke öne çıkacak. Birisi Çin, ürettiği için. Birisi Türkiye. Ama Çin Seddi'ni niçin yaptılar? Hadi söyleyin. Bize karşı yaptılar. Demek ki biziz. Gelecekte biziz. Kendinizi çok küçük görmeyin, çok yüksek de görmeyin. Yolunuz açık olsun, bahtınız açık olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Sayın Rektörümüze kıymetli görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. IFK Building kurucu ortağı Sayın Yusuf Öztürk'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davetimi arz ederim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanımız, kıymetli valim, Sayın Rektörüm, değerli protokol, katılım genç gelişim programımızın ilk ve en öncelikli katılımcıları, üniversitemizin değerli öğretim üyeleri, kıymetli arkadaşlar, hepiniz katılım genç gelişim programımızın ödül ve sertifika programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler bugün çok heyecanlıyız. Yani büyük emek vererek Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile birlikte organize ettiğimiz programımız başarıyla tamamlandı. 108 farklı üniversiteden ve 135 farklı bölümden arkadaşımız katıldı. Tüm Türkiye'yi kapsayan, tüm bölümleri, fakülteleri kapsayan bir programımız oldu. Yaklaşık 540 arkadaşımız İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuydu ya da son sınıf öğrencisiydi. 250'ye yakın mühendislik fakültesi mezunlarımız vardı programımızda. 45 hukuk fakültesi mezunumuz vardı. İlahiyat fakültesi mezunumuz vardı. Yani tıp fakültesi ve eczacılık fakültesinden de arkadaşlarımız vardı. Bu programı sadece katılım finans sektörüne insan kaynağı yetiştiren bir program olarak değil, tüm topluma katılım finans alanında bir farkındalık artırıcı nitelik taşıyan bir program olarak görmenizi ben özellikle rica ediyorum. Gaziantep Üniversitesi'ne bize bu programda ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Başarılı ve verimli bir program ve panel olmasını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Kolaylıklar diliyorum. Kariyerinizde de başarılar hepinize. Sayın Öztürk'e konuşmalar için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Göksel Aşan'ı değerli görüşlerini paylaşmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Genç olsak şuradan çıkardık, artık çıkamıyoruz. Peki Sayın Rektörüm, değerli hocalarım, kıymetli talebeler, bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederek başlayayım. Ben hoş geldiniz demeyeyim çünkü ben geldim. Siz de etkinliğimize hoş geldiniz. Zaten hani bizim ödül törenlerinden sonra ben işte programı da biliyorum. Dolayısıyla çok istifade edeceğiniz bir panel olacak. Onu da takip etmenizi öneririm doğrusu. Şimdi tabii Rektör Hoca aslında hani çok güzel özetledi. Bu arada ben de talebe demeyi tercih edenlerdenim. Onu da söyleyeyim. Yani öğrenci lafı çok kullanmıyorum. Çok da böyle eleştirilirim böyle bu talebe dedikçe. Yani nereden çıktı şimdi talebe, o eskide kaldı o işler diye. Ama tam da bu sebepten talebi sözünü hep kullanırım. Yani gerçekten talep eden demek. Ve ben öğrenimin de öğreticinin değil, talep edenin şekillendireceği bir şey olduğunu hep inanmışımdır. O yüzden özellikle böyle üstüne basa basa her zaman bu talebe lafını kullanırım. Hani böyle bir şey ima etmiyorum, onu söyleyeyim talebe lafını kullanırken. Olması gerekeni söylüyorum. Şimdi aslında hani bence çok önemli bir şeyi söyledi Rektör Hoca. Oradan belki böyle birkaç şey söyleyeyim. Çok da uzatmadan programa geçelim istiyorum. Şimdi şöyle, tabii şimdi
neticede baktığınızda işte kapitalist sistem öyle ya da böyle bir 300, yani işte kimilerine göre 400 yılını falan doldurmuş durumda. Şimdi bu sistemin tabii şöyle bir özelliği var. Bu sistem sürekli krizlere giriyor. Kendi doğasında var. Yani kapitalizmin bütün eleştirilerinde zaten bu kriz meselesi vardır. Yani kapitalizmin kendi doğası bir kriz üretir. Fakat her seferinde de işte bir şekilde bu krizlerden çıkmayı beceriyor. Öyle de bir yeteneği var, kabul etmek lazım. Çünkü o kendisini krizden çıkartacak hikayeyi bir rant alanı haline getiriyor. Onu beceriyor. Orası bir rant alanı haline gelince işte kaynaklar oraya doğru kayıyor. Kaynaklar oraya kayınca da işte bir şekilde bu kapitalizmi kendisini tekrar yeniliyor. Bu Matrix'i seyretmişsinizdir çoğunuz. Seyretmediyseniz de edin, iyi filmdir. Tam oradaki gibi bir reload ediyor. Yani kendini tekrar yüklüyor ve işte bir şekilde devam ediyor. Fakat tabii her kriz bir şekilde de kapitalizmi başka bir yere doğru itiyor. Çünkü o krizden kurtulmak için yaptığı şey aslında yeni bir dünya, yeni bir sistem baktığınızda. Şimdi o da kendi doğasında o krizi barındırıyor ama o devamında sürekli başka bir yere doğru götürüyor. Ben de aslında biraz hoca gibi düşünüyorum. Böyle artık hani bu krizlerin herhalde sonuncularındayız. Hani sonuncu olmayabilir bu ama zannediyorum belki bundan sonra bir iki kriz daha görür kapitalizm ama ondan sonra artık başka bir şekil almak durumunda. İki sebepten bunu söylüyorum. Bir tanesi krizlerin aralıkları sıklaştı. Yani bu işte Mendel vardır. Bu önemli bir Marksist'tir. İşte bu krizleri falan inceleyen. Onun böyle bir 50 yıllık döngüsü vardı bu kapitalizm krizleriyle ilgili. Bu business cycle denilen. Şimdi o 50 yıllık döngü biraz daha kısalmış durumda. Bir tanesi bu. İkincisi tabii sistemi dışarıdan şöyle düşünün, kapitalizmin ayakta kalmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi de alternatifinin olmaması. Fakat tabii süreç ona alternatif bir sürü başka alanı da yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladığı için hani ikinci büyük tehdit de bu aslında sistem açısından. Şimdi şunu söyleyeyim, elbette hani işte insanlığın bulduğu en kötü sistem kapitalizmdir falan demiyorum. Çünkü kapitalizmden önceki sistem feodalizm de çok daha berbat bir sistemdi. Ama şunu söylüyorum tabii. Yani insanlığın ulaşabileceği tırnak içerisinde en mükemmel sistem de kapitalizm değil. Dolayısıyla bir şekilde değişmek ve dönüşmek zorunda eğer insanlık devam edecekse. Yine hoca işte Çin'e, Türkiye'ye bir değindi. Belki orada bir şey hızlıca söylemekte fayda olabilir. Çünkü bugün yaşadıklarımızın da bence çok önemli bir aslında ne diyelim ona ifadesi bu süreç. Ben bütün konuşmalarımda hep böyle bir gösterdiğim bir şey vardır. Grafik bu. İşte 0. yıldan bu tarafa geldiğinizde dünya sistemi nasıl değişiyor grafiği. Daha doğrusu zenginlik nasıl değişiyor diye. İşte hepinizin bildiği gibi bu zenginlik işte başlangıçta Asya'da çıkmış bir şey. İşte bu 17. yüzyıla kadar hala işte Asya nispeten dünyanın geri kalanından daha zengin ama işte 17. yüzyıldan sonra özellikle işte o Amerika'nın keşfinin etkisiyle vesaireyle işte zenginlik batıya doğru kayıyor. Fakat tabii bu işler döngüsel. Yani işte bir gün bunun tekrar doğuya kayacağı belliydi ve işte doğuya kaymaya da başladı. Fakat çok önemli bir fark var. Tabii bu zenginlik kaymaları da arkadaşlar öyle çok kolay olmuyor. Çok öyle işte tamam ne yapalım artık biz yeterince zengin olduk alın siz biraz da zengin olun. Olmuyor bu işler. Bunlar çok büyük acılarla, savaşlarla, paylaşım mücadeleleriyle vesaireyle gerçekleşiyor. Şimdi bu yeni süreç yani bu sefer bu doğuya doğru gitme sürecinde bir ufak fark var. O ufak değil, çok büyük fark ama. O da finans. Çünkü daha önce zenginliğin doğudan batıya kaydığında ortada gelişmiş bir finansal sistem yok. Fakat şimdi sistemin ana unsuru artık finans. Yani üretim aslında bir düşünün. Yani hani geç burası Gaziantep tabii burası üretimin merkezi sayılır. Ama mesela gün içerisinde ne kadar üretim konuşuyorsunuz, ne kadar para konuşuyorsunuz. Bu para dediğim şeyin içerisinde kriptoyu koyun. İşte ne bileyim ben hisse aklınıza ne geliyorsa yani üretim dışındaki bütün araçları koyun. Bakın gün içinde ne kadar konuşuyorsunuz.
Gün içinde eğer bu konularla ilgili 10 şey söylüyorsanız 9 tanesi üretim dışında. Bir tanesi belki üretimle ilgili oluyor. Çünkü sistemin ana unsuru şu anda artık o finans haline gelmiş durumda. Şimdi zenginlik doğuya kayıyor, evet. Üretim kayıyor, o tamam. Fakat problem şurada. Bütün finansal sistem ve onun kuralları ve bütün o şekil neyse ortaya çıkan Batılılar tarafından, yani Batı sistemi tarafından oluşturulmuş durumda. Şimdi o yüzden istediği kadar üretim bu tarafa doğru kaymaya çabalasın. Bu taraftan da, yani Batı tarafından da finans onu bu tarafa doğru çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla üretim bir tarafta ama o finansın yarattığı zenginlik, o büyük birikim hala diğer tarafta, Batı tarafında. Şimdi bunu sürdürülebilir olması mümkün değil. Ya yani bu bir yerden çatlayacak, bir yerden kırılacak. Birçok yol var aslında bu kırıldığını gösterecek ama işte en son gelişme bence bu savaştır. Bu yani savaş neden çıktı, ne oldu, işte işgal mi diyeceğiz, savaş mı diyeceğiz, bunların hepsi böyle hani ne diyelim onu, işte bu birkaç kişinin kendi aralarında yaptığı tartışmalar, onları bir tarafa bırakın. Ama şuna bakın, bir taraf işte tankla, topla, şunla, bununla saldırıyor. Diğer taraf sadece ama sadece finansal sistemle saldırıyor. Yani Batı sadece elindeki bütün o finansal kurguyu kullanıp şu anda Rusya'ya diz çöktürmek üzere. Onu da söyleyeyim. Yani Rusya diz çökmek üzere. Yani büyük ihtimalle çıkış yolları arıyorlardır ama çünkü dediğim gibi yani siz üretimi elbette bir taraflara doğru kaydırabilirsiniz. Canhıraş bir şekilde üretim yaparsınız. Şunu ne olur yanlış anlamayın, asıl olan üretimdir. Onu yani tartışmıyorum bile. Ama dediğim gibi sistem kendini, hani o söyledik ya, bu kapitalizm her krizde yeni bir yere doğru gidiyor. İşte son geldiği aşama bu. Ve son geldiği aşama işte o koca bir finansal bulut sistemin üzerinde, işte aşağıda o bulutun altında insanlar işte çabalayıp neyse güneşi görmeye çalışıyorlar üretim yaparak, ama işte o çok kolay değil. Şimdi bizim çaresiz miyiz? Elbette değiliz. Yani dediğim gibi yani insanlık bir şekilde yolunu bulacak ve bu tür krizleri de bir şekilde atlatacak. İşte katılım finansının önemi açıkçası bizim açımızdan biraz burada. Yani birkaç önemi de var. Yani pratik önemi de var. Çünkü işte bu katılım finans sistemini biz ülkede ne kadar büyütürsek o kadar fazla kaynağı ekonomi içerisine katmayı becereceğiz. Şimdi ne kadar fazla kaynak da sistemin içerisine gelirse işte o da dönüyor işte üretime vesaireye. Ve üstelik bu yolla içeriye kattığımız, yani sistemin dışındaki kaynağı katılım finans yoluyla içeri kattığınızda bunun kaçınılmaz sonucu zaten onun üretime gitmesi oluyor. Şimdi klasik bankacılık sistemiyle kaynakları içeriye aldığınızda o klasik bankacılık sistemi kaynakları o kendi finansal sistemi içerisinde bir şekilde öğütüyor. İşte biraz arta kalanlar varsa onlar da üretime gidiyorlar. O da riski tamamen karşı tarafa yükleyerek gidiyor. Yani bankacılık sistemi evet üretime katkı veriyor ama bütün riski de üreticinin üzerine katarak gidiyor. Ama bu kaynağı bir şekilde katılım finans üzerinden eğer sisteme kazandırırsak, dediğim gibi bütün o aradaki kademeler olmadığı için ve dolayısıyla sistem risk paylaşımı üzerine kurulu olduğu için doğrudan o kaynağı üretime aktarmamız mümkün oluyor. Şöyle diyelim, üretime gelmeyecek bir kaynak zaten katılım finansın konusu olmuyor. Şimdi o yüzden bizim açımızdan bu katılım finansın bu tarafı çok önemli. Yani sisteme bu kaynakları katma tarafı çok önemli. İkincisi tabii ki benim daha çok önemsediğim, bu sürdürülemez diye gördüğümüz finansal sisteme bir alternatif. Aslında sadece bir alternatif de değil. Bence bir meydan okuma. Ama işte o meydan okumada birkaç tane eksiğimiz var. En önemli eksiğimiz de bunun entelektüel altyapısını en azından diğer diyelim o büyük o finansal yapı açısından konuşuyorum. Hani bildiğimiz o konvansiyonel finansa göre henüz oluşturamamış olmamız. Orası da çok zayıfız. Yani buradaki entelektüel birikim hala çok zayıf. Elbette var. Yani hani yok değil. O anlamda hani bir nankörlük yapmayayım. Ama çok zayıf ve çok geliştirmemiz lazım. Birincisi burası. İkincisi tabii buraya mümkün olduğunca fazla insan kaynağını da
çekiyor olmamız lazım. Çünkü biz sistemden katılım finansa kaynak getireceğiz ama işte o kaynağı katılım finansın gerektirdiği gibi yönetecek eğer insanınız yoksa işte bir süre sonra yani işte zaten işte klasik diğer finans sistemine geri dönüyorsunuz. Mesela bizim açımızdan, Türkiye için söyleyeyim, bizim örneğimizde işte bu katılım finans tarafı geliştiğinde işte orada çalışanların çok büyük bir kısmı işte konvansiyonel bildiğiniz bankacılıkta çalışan insanlardan devşirilenlerdi. Yani çünkü kaynak yok. Yani bu işin okulu yok, bir şeysi yok. Öğrenileceği bir yer yok. İşte bankacılar alındı. Yani daha atıyorum bir ay önce işte kaç faiz vereyim abime diyen adamları işte mecburen getirdik. Katılım finansı yaptık çünkü insan kaynağı yok. Ya işte faizle iş yapılır mı abicim demeye başladılar. Şimdi tabii o da büyük bir iş. Bakın onu da inkar etmiyorum çünkü önemli bir potansiyel orada ortaya çıktı. Ama çok açık ki bunun böyle yürüyebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla hani bu sistem tamamen bu sistemden bir şekilde beslenen bir insan kaynağını da oluşturmak zorunda. Şimdi ben finans ofisine geldim, çok uzattım biliyorum ama 1-2-3 dakikanızı daha alacağım, bitireceğim. Ben göreve başladım zannediyorum 2. ya da 3. haftasıydı. Yekta Hoca o zaman YÖK Başkanı'ydı. Yekta Hoca'dan randevu aldım. Hatta benim özel kalemdeki arkadaşlar da ya hocam işte tamam da ya niye YÖK'e gidiyoruz diye siz boş verin dedim. Yekta Hoca'ya gittim ve Yekta Hoca'ya dedim ki bu bizim ayıbımız dedim. Hocam bizim işte hani nereden baksanız bu sistem herhalde işte 20 senedir de daha da uzun bir süredir Türkiye'de var. Ama mesela bununla ilgili tek bir enstitümüz yok. Her türlü enstitümüz var. Ama mesela bu işte adına ne derseniz İslam iktisadı deyin, İslami finans deyin, katılım finansı deyin. Ben katılım finansını tercih ediyorum çünkü daha geniş bir kavram olduğunu düşünüyorum. Mesela bir tek örnek vereyim size. İşte Malezya'da bizim işte onların bu Islamic Banking dedikleri ya da İslami finans dedikleri benim katılım finansını tercih ettiğim alanda kullanılan kaynakların %40'a yakın kısmı Çinlilerin. Yani Çinliler katılım finansına para veriyorlar. Dolayısıyla hani bu mesele sadece öyle bir İslami mesele de değil. Çünkü İslam'ın mesajı sadece Müslümanlara değil, bütün insanlığa. Çünkü İslam'ın iddiası, değil mi? Yani bütün insanlığın bir şekilde refah, mutluluk içerisinde yaşayabileceği bir sistem oluşturmak aslına bakarsanız. Dolayısıyla kapsayıcı bir şey. Şimdi biz sadece bunu işte Müslümanların finansı diye gösterirsek o kapsayıcılığı bir şekilde ortadan kaldırmış oluruz. Değil. Katılım finans elbette özünü İslamiyet'ten alıyor. Çünkü işte bütün o ne diyelim ona o risk paylaşımı, ahlaki vurgu vesaire bunların hepsi elbette oradan geliyor. Ama bütün insanlığa aslına bakarsanız ya da şu anda var olan sisteme bir alternatif ve bütün insanlar için. O açıdan hani şeyi de çok dar tutmamak lazım. Yani ona çalışıyoruz tutmamaya. Neyse işte hocaya gittim dedim ki ya böyle bir şey yok. Bizim dedim derhal bir enstitü kurmamız lazım. Biz işte bir ay içerisinde belki de bir ay da değil bir rekor bir sürede işte Marmara Üniversitesi'nde bu enstitüyü kurduk. Derdim de şuydu. Enstitüyü kuralım bir an evvel bir doktora programı yapalım ve ne diyelim bir entelektüel birikimi de Türkiye'de oluşturmaya çalışalım. Aslına bakarsanız derdim buydu. İşte enstitü yürüyor şimdi. Benzerleri de devam etmeye başladı. Şimdi kuruluyor. İnşallah Türkiye'de de bununla ilgili ciddi bir entelektüel birikim oluşacak. Ama işte bunun yanında da özellikle sektöre genç insan kaynağı açısından da bir şeyler yapmamız gerekiyordu. İşte bu Katılım Bankaları Birliği ile diğer kurumlarla epey bir proje yaptık. Ama sonra dedik ki yani biz yeni mezun arkadaşlara bu alanı tanıtalım. Aslında daha önemli kısmı orası. Çünkü diğerlerinde şu, zaten burada çalışmaya niyetli olanlara biz eğitim veriyoruz. Onlara katılım finans eğitimi veriyoruz. Halbuki bence asıl başlangıç noktamız yeni mezun arkadaşlara ya bakın böyle bir alan var ve bu alan öyle çok dar bir alan da değil, son derece kapsayıcı bir alan. Aslında özellikle Türkiye için, bölge için geleceğin finansı da burada şekilleniyor. Dolayısıyla asıl imkanlar burada. Buraya gelin dememiz lazımdı.
İşte bu katılım genç gelişim programında sağ olsun işte Yusuf, Belih, diğer arkadaşlarla beraber işte bir şekilde kurguladık ve yani bana sorarsanız son derece başarılı bir şekilde de yani insan kendi yaptığı işe başarılı demez ama sayeden iyi oldu. Güzel oldu. Tamamladık. Şimdi inşallah devamını getireceğiz. Yani ben biraz işte sayıyı arttırmaya çalışıyorum. 1000 kişiyle başlamıştık. Şimdi bir 2000'e çıkaralım ve devam ettirelim. Tekrar söylüyorum. Derdimiz buradan katılım finansı yetiştirmek değil. Derdimiz mümkün olduğunca fazla gencimizi bu alanla tanıştırmak. Ha ya böyle bir alanda varmış. Ha işte yani burada da bir potansiyel olabilir diye işte işlerinden bir kısmını kariyer çizgisini çevirebilsek bizim açımızdan büyük bir avantaj olacak. Çok uzattım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun tekrar misafir ettiğiniz için. Ödül alan arkadaşları da buradan kutluyorum. Sertifika birinci, ikinci, üçüncümüzü de ben şimdiden kutluyorum. İnşallah devamında da görüşürüz böyle projelerin. Sağ olun. Başkanımız Sayın Profesör Doktor Göksel Aşan'a değerli konuşmaları için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli konuklarımız, projeleriyle ödül almaya hak kazanan katılımcılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Katılım Çocuk ve Yetişkin Gelişim ismiyle proje ödüllerinde üçüncü olan Sayın Tuğba Özkeçeci'yi ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödülünü takdim etmek üzere IFK Building kurucu ortağı Sayın Yusuf Öztürk'ü sahneye davet ediyorum. Katılım Denetim Danışmanlık ismiyle proje ödüllerinde ikinci olan Sayın Cenk Avcıları ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödülünü takdim etmek üzere Gaziantep Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Arif Özaydın'ı sahneye davet ediyorum. Faizsiz finans kuruluşlarının kooperatifler ile uyumu ve ilgili kanunlarda hukuki değişiklik önerileri ismiyle proje ödüllerinde birinci olan Sayın Avukat Cebbar Kulantaş'ı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Ödülünü takdim etmek üzere Gaziantep Valisi, Vali Vekili Sayın Mutlu Almalı'yı davetimi arz ederim. Sayın Valimize teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın Valim, sizleri de toplu fotoğraf için tekrar sahneye davet edebilir miyiz? Değerli protokolümüze teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kıymetli konuklarımız,
Şimdi de katılım genç gelişim programı kapsamında dereceye girerek sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Katılım genç gelişim programı kapsamında dereceye girerek üçüncü olan Samet Kurtuluş'u sertifikalarını almak üzere sahneye davet ediyorum. Sertifikalarını takdim etmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Sayın Profesör Doktor Göksel Aşan'ı sahneye teşriflerini arz ederim. Programda dereceye girerek ikinci olan Sayın Hacı Aslan Çakırdoğan'ı sertifikalarını almak üzere sahneye davet ediyorum. Katılım Genç Gelişim Programı kapsamında dereceye girerek birinci olan Sayın Nur Saşa Dilla Binti Muhtu sertifikalarını almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Başkanım ve katılımcılarımız, sizleri yerlerinize göndermiyor, bir süreliğine daha sahnede kalmanızı arz ediyorum. Ödül alan bütün katılımcılarımızı bir kez daha kutluyor. Bugünün anısına toplu fotoğraf çekimi amacıyla ödül takdim eden değerli protokolümüz ile proje ödülü alan katılımcılarımızı sahneye rica ediyorum. Değerli protokolümüze bir kez daha teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum.